Ve net soruyorum, Millet ittifakı Bileşenleri, bu hazırladığınız anayasa teklifi, anayasa teklifinde ne var? Dokunulmazlığın kaldırılması zorlaştırılacak. E kardeşim, siz oy istediğiniz, oyuna talip olduğunuz millet, bu millet, bu aziz millet, işleri e, vaat ettiklerinizi, ne vaat ediyorlar onu da bilmiyorum ya, her şeyi karman çorman bir hale getirdiğinizde sizden hesap sormasın diye bu dokunulmazlık zırhına mı bürüneceksiniz? Ben hesap vermem demektir bu. Dokunulmazlıklara dokundurtmam kardeşim demek. Ben gelirim istediğimi yaparım, istediğimi asarım, keserim, istediğimi hesap sorarım, istediğim borcu olurum, istediğim şeyi yaparım kimse bana hesap soramaz demektir. Ben mi yanlış yorumluyorum? Eğer ben yanlış yorumluyorsam benim zekamda sorun var demektir. Bak bu da bir öz eleştiridir. Ama muhalefet kanadının da benim kadar böyle şeffaf, objektif öz eleştirileri yapması lazım. İçişleri Bakanlığının belediye başkanlarını ve meclis üyelerini görevden uzaklaştırma yetkisi kaldırılacak. Allah Allah. İçişleri Bakanlığının Arşivleri tarayalım arkadaş. Bugüne kadar görevden uzaklaştırma kararı aldığı belediye başkanları ya da meclis üyeleri ne hatlar karıştırmışlar? EY Millet İttifakı bileşenleri. De hadi buyurun bunu da açıklayın. Mesela HDP'li ba belediye başkanları görevden el çektirilmiş. Ve onların yerine kayym atanmış kayım atanan belediyeler bir anda parlayan yıldız olmuşlar. O bölgelerdeki insanlar hizmetle tanışmışlar. Peki, yerine kayım atanan ve görevden el çektirilen o belediye başkanları ne yapmışlar bugüne kadar? Belediyenin kaynaklarını terör örgütü PKK'ya akıtmışlar. Meral Hanım, bu kardeşiniz yalan mı söylüyor size göre? Peki bazı belediye meclis üyeleri de görevden el çektirilmiş. İçişleri Bakanlığı tarafından. Bunlar ne yapmış? İşaret dilinde doğru mu yaptık bilemiyorum yani. Vurgun yapmışlar, talan yapmışlar, milletin malına göz dikmişler. Yalan mı? Peki. Ne diyorlar? İçişleri Bakanlığının belediye başkanlarını ve meclis üyelerini görevden uzaklaştırma yetkisi kaldırılacak. Allah 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 Allah. Ya siz bildiğiniz memleketi istediğiniz gibi e, at koşurcansınız bir noktaya getirmek istiyorsunuz. Hatırlayın CHP'li Mahir Ali başarır mıydı? Ali Mahir başarır mıydı? E, mahkeme heyetini tehdit etti ya. Bu rüşvet bilmem ne çarkından dolayı o belediye başkanının yargılandığı davada. Millet İttifakı bileşenlerinde ana aktörlerden biri olan CHP'nin bir milletvekili çıktı. Türk yargısını tehdit etti. Mahkeme salonunda daha mahkemeye saygı yok kardeşim. Mahkemeye saygı duymayan, mahkeme heyetine saygı duymayan bir muhalefet. Ve bu muhalefetin CHP'nin ana muhalefetin genel başkanı ta kalktı Ankara'lardan İstanbul'a Sözüm ona adalet yürüyüşleri yaptı. Adalete siz saygı duymuyorsunuz ki ben mi yanlış düşünüyorum? Bir de kardeşim siz bu anayasa maddelerini, anayasa teklifini neden gizli kapılar arkasında, kapalı kapılar arkasında gizli gizli hazırladınız? ve onu o taslaklar hazırlanırken bir de video kaydı aldırdınız. O video kaydının kopyasını kimlere gönderdiniz ya da kimleri izlettirmek için kayıt altına aldınız? Ya da kimseye göndermeyeceksiniz, kimseye göndermediyseniz ya da o maksatta video kaydı aldırmadıysanız Birbirinize güvenmediğiniz için mi? Bak bunları uy uyumazsan yarın öbür gün bu video kaydı elimdedir, delildir. Ee, bunu tehdit unsuru olarak, şantaj unsuru olarak kullanırım mantığıyla mı? Gizli bir şekilde kapalı kapılar arkasında hazırladığınız bu anayasa teklifi görüşmelerini, pıtaslak hazırlama çalışmalarını videoya kaydettirdiniz. Çok merak ediyorum. Ey muhalefet! Ey muhalefet. Peki bak şimdi. O hal KK'ları kaldırılacak. O hal sürecini neyle başladık? O hal süreci ben hatırlıyorum daha önce de Doğu ve Güneydoğu illerinde daha çok terörle mücadele kapsamında vardı bizim çocukluk gençlik yıllarımızda sonra kaldırıldı onlar. E, ve bölge halkı e, tabii ki rahat bir nefes aldı ama terörle de mücadele edildi. Amasız, fakatsiz, lakinsiz. Bölge halkı şu an çok huzur içerisinde. Şimdi sonra bu o hal tekrar niye hayatımıza girdi? Amerika destekli FETÖ'cü darbe kalkışması nedeniyle hayatımıza girdi. Doğru mudur? Doğrudur. Bu hal neticesinde kriptolarına varıncaya kadar FETÖ'cüler paralel devlet yapılanması devlet kadrolarından sökülüp atıldı mı? Hala operasyonlar devam ediyor mu? Ediyor. Şimdi sen o hal KHK'larını kaldırmayı vaat ediyorsun. Yani FETÖ'cüleri tekrar görevlerine iade etmeyi vaat ediyorsun. Ayıptır ya ayıptır vallahi billahi ayıptır ya şimdi Yunanistan'a kaçan bir FETÖ'cü Yunan unsurları tarafından güvenlik güçleri tarafından Suriyeli zannedilip dövülmüş mövülmüş bilmem ne geri gönderilmeye çalışılmış adam feryat figan ben FETÖ'cüyüm sığma talep ediyorum filan derdini anlattıktan sonra sığma talep edilmiş e sen Yunan mantığındasın be muhalefet Yunanistan FETÖ'cülere e, kucak açıyor mu? Açıyor. Muhalefet ne yapıyor? Bize diyor o hal KHK'larını kaldıracağız. Bak FETÖ'cüleri gel diyor gel. FETÖ dediğin nedir? Açılımını aklımızdan çıkarmayalım. FETÖ. Fethullah terör örgütü. Kardeşim terör örgütü. Peki bu muhalefet kanadının e, önümüze getirdiği bu anayasa taslağında Türkiye'nin 20 küsur parçaya bölünmesi var mıdır? Peki eşcinsellere anayasal güvence var mıdır? Siz Türk toplumunu, Türk ahlak değerlerini, Türk adetlerini, Türk örfünü, Türk medeniyetini, Türk İslam medeniyetini tarihten silmeye ant mı içtiniz kardeşim? Ben böyle bir muhalefete oy verir miyim? doğruca gidip Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na oy vereyim gelsin Türkiye'de iktidar olsun daha iyi yani. Aynı kapıya çıkıyor. Ben mi abartıyorum? Ben mi yanlış anlıyorum?